Ne güzel değil mi? Güzel Fadik. Kalk Demir'im. Biz de oynayalım. Kalksana hadi. Kalk. Nazar'la Cabbar geldiğinde iyi karşıladı. Sana yakışan olur. Kızlarımın düğününü mahvetmeye niyetim yok Süreyya. Öyle evet. Ama ben yine diyeyim dedim. Yarın da toprağını ver Demir'im. Söz verdim. Geciktirmek iyi olmaz. Yeter Süreyya. Bilirsin ki ben dururum sözümde. Öyle korkuyorum ki bu rüya bitecek. Sabah uyandığımda her şey yok olup gidecek diye. Merak etme. Hiçbir şey bitmeyecek. Hoş geldin Nazar kız. Hoş geldin. Çekil! Cabbar! Yapma, yapma, yapma Ali öğretmen. Gelinlere damatlara yazık. Yapma, 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 yapma. Yapma. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Çok güzel olmuşsunuz. Her ikiniz de. Biz geldik diye mi sustunuz? Çalgı çengi takımı. Çalın lan. Ali öğretmen, ben bunu biliyorum. Bana o paraları saklamam için bu verdi. Aslında babanızın paraları. Söyle ona. Karışmasın, çıkıp gitsin hayatımdan. Sen sumruyu aldın benden. Yusuf! Ben de senin canını alacağım. Sudan ne haber? Sabah vakti gidip baktım. Kınalı karın düzlüğüne varmış. Bu da rüzgar yapardı bana. Düşüm uçup gitsin Cenab-ı rüyasına girsin diye. Sen gel onları da alırız yanımıza. Hangi birini bırak acaba? Hangi birini? Hangi birini? Hangi birini? Hangi birini? Hangi birini? Hamdet! Hamdet, Hamdet! Ne güzel değil mi böyle karı koca koyun koyuna uyumak? Mağarada hiç keyfini alamamıştım. Benim sana şimdi kahvaltı hazırlamam lazım. Yusuf, benim vurduğum ilk adam değildir. Senin örtmen
balık olup yüzmüş. Al. Al. Balık olmuş Nazar kız. Hem örtmen hem balık. Senin pisliğin olduğunu tahmin etmiştim zaten Cabbar. O yüzden geldim. Bil ki bu işle benim bir ilgim yok. Ne babamın paralarıyla, ne senin işlerinle. Al bunları. Gebertirim ulan seni. Yapmayın. Gebertirim ulan seni. Dinle, dinle. Nazar. Nazar, iyi misin? Hanımım çok korkuttun bizi. İyiyim ben. İyi. Doktor çağırttım, şimdi gelir. Neyin varsa söyler. Ne gerekirse yaparız. Dinlensen. Doktor falan istemem, iyiyim dedim. Değilsin. Yüzün bembeyaz. Doktor gelir, söyler. Sana iyiyim dedim Cabbar Ağa. Doktor gelecek. Ali ne oldu? Cabbar ona bir şey yapmadı değil mi? Hayır, yapmadı hanımım, merak etme. Allu da bekliyor. Senin nasıl olduğunu öğrenmeden gitmeyecekmiş. Nazar, iyi. Beklediğin haberi aldın. Şimdi git, örtmen. Onunla konuşabilir miyim? Bak, örtmen. Sen kaybettin, ben kazandım. Nazar benim. Bir daha değil onu görmek, adını bile anamazsın. O alıp satabileceğim bir mal değil. Git, örtmen, git. Köyümü haneme köstebek soktunuz. Lokmamı çalmaya kalktınız. Şimdi burada canını almıyorsam Nazar'ın yüzü suyu hürmetinedir. Şansını daha fazla zorlama. Babamın yaptıklarından haberim yoktu. Ben de senin gibi yeni öğrendim. Kimden? Bunu söyleyemem. Demek söyleyemezsin. Git örtmen. Git ki elimi kana bulama benim. Adem baba geceleri de mi burada uyuyor? Geliyorum burada, gidiyorum burada. Merhaba. Merhaba, buyur. Muhtar bey bir yazı getirdim. Getirdin de uyandırabilirsen. Yok yok. Ben öğrendim artık. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bakalım. Nuri. Buyur Kamil amca. Fırla onbaşının evine. Onbaşı kim Kamil amca? Bey'in evine işte. Ha. Seçim kurulu raporu göndermiş. Söyle çabuk gelsin. Tamam Kamil amca. Rıza çabuk çıkar mı sahi? Benim tahminim çıkar. İlk mahkemede salarlar. Tabii Yusuf'un verdiği ifadeye de bağlı. Onu da sorguya çeksinler, belli olur durum. Yusuf'u niye sorguya çekecekler ki? Soracaklar işte. Niye yaptın? Silahı nereden buldun? Sana yardım eden oldu mu? Ne bileyim ben Süreyya. Bugün de gideceksin Mirza'ya bakmaya. Hayır. Ama belki yarın uğrarım. O vakit ben de geleyim seninle. Sen Rıza'yı uğradığında ben de Yusuf'a bakarım. E ne de olsa köylümüzdür. Bir ihtiyacı var mı sormak gerek. Ne diyorsun sen Süreyya? Eline silah alıp bir düğünümüzü bastı. Bir de ihtiyacını mı göreceğiz adamın? Besbelli ki ayaklarını üşütmüş. Yoksa ne diye bulansın karnı? Ne malum, belki hayırlı haberdir. Aman, bunca vakitten sonra hayırlı haber mi olur? Kaç zaman oldu halvet oldukları? Besbelli ki ikisinden biri kusurlu. Sus Lamia, laf olur başımıza iş açılır. Ay bilmeyen var sanki. Herkes konuşuyor köyde. Hatta Cabbar Ağa hanımın üzerine kuma getirecek bile deniyor. Hadi kızım,
Sen çık bahçeye biraz hava al. Hadi al çayını da al, al. Al çık hadi dolaş acık. Fazla uzağa gitme ha. Ay sanki duyduğunu konuşacak. Belli mi olur? Belki konuşuverir. Konuşsun. Herkesin dediğini diyorum ben. Niye bu lafları bir tek sen duyuyorsun da biz duymuyoruz? Duymak istemiyorsunuz da ondan. Aklınız da çalışmıyor. Koca Cabbar'a kime bırakacak bunca malı mülkü? Ona elbet bir oğlan gerek. Ya hanımımdan olmazsa kumasından. Tövbe estağfurullah. Kalk hadi kalk. Bize ne ananın işinden? Yetişmeyecek öğlene yemekler. Koy şunu ver. Az gelmeyecek mi bunlar nafile? Kaç kişi kaldı ki hanede hanım? Yeter herhalde. Beyim! Bir destur de Nuri. Bey evine giriyor, ahıra değil. Kusura bakma hanım. Telaş yaptım da. Hayrola? Konuşsana Nuri, dilini mi yuttun? Ne oldu Nuri? Beyim, Kamil amca hemen kahveye gelsin dedi. Allah Allah, niye? Seçim kurulu raporu gelmiş. Hemen geliyorum. Ben bu köyden değil miyim? Benim bilmeye hakkım yok mu? Düşman mıyım ben Nuri? Ben bunları unutmam. Zamanı gelince elbet sana da unutturmam. Demir! Demir! Demir artık kendi evinde hanım. Eline sağlık Demir. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Akşama da ben yemek pişireceğim sana. Zahmet etme istersen. Malzemeye yazık. Pişiremem mi yani? Pişirirsin Fadik. Pişiririm tabii. Akşama gör bak. Demir. Hı. Sen şimdi benimle evlendiğine göre ne iş yapacaksın? Ormana gideceğim herhalde. Hani bizim toprağımız olacaktı? Hani sen de bey olacaktın? Babam öyle demişti ya. Demişti ama... Sen de git iste o vakit. Ben de bey karısı olayım. Ya yürüsene kamber, deli etme adamı. İstemiyorum ben, istemiyorum. Kendi evimi istiyorum. Kendi evimi Niye istiyorum. Niye inat ediyorsun kamber? Yeni evin olacak. Bey ne güzel ev verdi sana. Ha? Bir süre yaşa, orayı da seversin. Zehran bilmiyor ki orayı. Gelirse bulamaz beni. Merak etme kamber. Zehra gelirse nerede olsa bulur seni ha? Bulur mu Ömer abi? Bulur. Bulur mu? Bulur. Hem bak eğer beğenmezsen oturmazsın kamber. Ya Zehran bulamazsa beni? Bulur kamber, merak ya, etme. Ya bulamazsa ne yapacağız o zaman? Ben sana söz veriyorum, bulur. Ya bulamazsa? Ya anlarsa doktor? O zaman ne yapacağız hanımım? Ağam seni de beni de sağ koymaz. Babam derdi ki her şey olacağına varır. Korkma Şahnaz. Nasıl korkmam hanımım? Doktor bu. Anlamaz mı? Bilmez mi? İçim öyle rahat ki, öyle huzurluyum ki ben korkmuyorum. Sen de korkma. Gelsene Hazal. Gel otur. Beni merak mı ettin? Geçmiş olsun demeye mi geldin? Merak etme, iyiyim, bir şeyim yok. Belki sana... Hanımım... Ondan zarar gelmez Şahnaz. Söyleyeceğim. Belki sana bir arkadaş gelecek. Nerede kaldı bu Kemal? Doktor, nerede kaldı Seyit? Arabayla gittiler ha. Eli kulağındadır. Şimdi gelir. Doktorlar Kamber'in fiili ehliyeti olmadığına karar vermiş. Deli demişler yani, öyle mi? Bir adı da öyle. O vakit yine seçime gideceğiz değil mi beyim? Gideceğiz. Ama sen ağzını sıkı tut. Kimseye bir şey deme. Olur beyim, demem. Sen de dikkat et Kamil. Duyan olmasın şimdilik. Ben yarın bir kaymakamla ineyim. Bir konuşayım onunla. Diğerlerini ondan sonra söyleriz. Olur onbaşım. Paşa gönlünü nasıl isterse öyle. Gel Kamber, gel. Evet. Nasıl? Beğendin mi?
Bir şey desene Kamber. Beğendin mi beğenmedin mi? İdare eder. Eder tabii. Bey sana kötü yer verir mi hiç ha? Ben şimdi bir oturayım içinde. Evle konuşayım biraz öyle karar vereyim. Karar verecek ne var Kamber? E ne güzel ev işte. Of 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 of. Olmaz olmaz olmaz. Ben onu sevdim de o da beni sevecek mi bir bakalım. Of of. Hoş geldin doktor. Buyur. Hoş bulduk. Hasta nerede? Yukarıda. Hani kadın doktor olup gelecektin Kemal? Bir bunu buldum ağam. Telaş edersin diye de aldım geldim. Bir işi beceremedim ben. Doktor geldi hanımım. Geldi. Sakin ol Şahnaz, bir şey olmayacak. Buyur doktor. İşte hastamız burada. Hasta değilim. Sana bir doktor çağırmana gerek olmadığını söyledim. Gelmişken bir baksın. İçimiz rahat etsin nazar. Benim içim rahat. Bir şeyim yok ve iyiyim. Doktor seni muayene edecek nazar. Ne bu kız? Adam mı çiziyor? Bebek mi? Sen ne diyeceksin bebeği bu yaşta? Kimin bebeği peki? Hanımın mı yoksa? Ne diyorsun öyle aptal aptal gerizekalı? Işığı takip edin. Sağa, sola. Şimdi diğer gözünüze. Sağa, sola. Tekrar sağa. Gayet güzel. Şimdi ellerinizi uzatın bana. Sağ elinizle iyice sıkın. Daha kuvvetli sıkın. Sıkın. Şimdi diğer elinizle. Sıkın. Sıkın. Gayet güzel. Her şeyiniz normal. Bayılmanız için bir neden görmüyorum. Muhtemeldir ki tansiyonunuz falan düşmüştür. Ama bir de karnınızı dinleyeceğim. Belki size mutlu bir haber veririm. Bunu çıkarmam lazım. Yeter! Ama... Yeter! Hadi dışarı! Sen dedin. Bir şey yok. Tansiyonu düşmüş işte. Yeter! Dışarı! Geçmiş dışarı. Olsun. Dışarı! Yediğiniz içinize dikkat edin. Kendinizi fazla yormayın. Günaydın. Günaydın güzel kızım. Bakıyorum sevdim bu işi. Yakıştı da sana. Yusuf gelene kadar. Yoksa uğraşamam ben bunlarla. Vallahi bana sorarsan uğraşacaksın. Yusuf ayağından vurulduğuna göre daha 2-3 ay hareket etmesi zor. Değil mi? Ne sandın? Ama istemezsen yapmazsın tabii. Zaten geri de dönmek istiyordun. Şimdi köylüleri çaysız kahvesiz bırakmak olmaz. Ben yapmazsam kim yapacak? Herkesin işi gücü var. Birkaç ay çaylarını kahvelerini evlerinde içerler. Ne olacak ki? Yo yo. Ben hallederim. Maksat yardım olsun. Hem seni de görmüş olurum biraz daha. Yani gitmiyorsun daha. Kalırsam iyi olacak anlaşılan. Canım babam benim. Gel otur şöyle bakayım. Ben sana bir kahve yapayım geleyim. Günaydın. Günaydın Ömer. Ali öğretmeni sormaya gelmiştim. Gördün mü hiç? Yok görmedim. Bir şey mi oldu? Bir yere kadar gitmişti de onu merak ettim. Söyleyebilirsin Ömer. Nazar'a gittiğini biliyorum. Nazar için değil. Cabbar Ağa'yı görmeye gitti. Su için. Su ya da başka bir şey. Nazar'ı görmek için nasılsa bir neden bulacaktı. Sumru, kızım bak yemek getirdim sana. İstemiyorum. Böyle aç açına durulmaz ki. Hasta olursun sonra. Bak ne dedi baba. Çok tutmaz bırakırlarmış Rıza'yı. Geri geldiğinde ister misin seni böyle süzülmüş, hastalanmış görmesini? Sahi bırakırlar mı sence de? Yarın gidip konuşacakmış bey. Bir gitsin. Hayırlı haberlerle gelin inşallah. Ben de gitsem. 5 dakikacık da olsa görsem Rıza'yı.
Babam götürür mü beni de? Sorarsın akşama. Ama şimdi bir iki lokma bir şey ye. Bir karış suratla çıkma Rıza'nın karşısına. Hadi kızım. Ne diyorsun oğlum sen? Anlattıkların doğruysa müebbet yersin. Çıkamazsın bir daha içeriden. Hepsi doğru. O adamları vurdum. Peki neden polise anlatmadın da şimdi konuşuyorsun? Neden durup dururken itiraf etmeye karar verdin? Bak Rize. Biz çok gördük böyle şeyleri. Biri para mı önerdi suçları yüklenmen için? Tehdit mi etti? Kimsenin suçunu yüklenmiyorum. Hepsinin günahı benimdir. Götürün bunu geri. 3 gün ek gözaltı süresi veriyorum. Bir daha sorgulayın. Baş üstüne savcı bey. İfadesine ekleyecekleri var. Emredersiniz. Sana bir şey sorabilir miyim Ömer? Buyur tabii doktor hanım. Ne demek? Erkekler neden sevdiği bir kadından vazgeçemez? Kim sevdiğinden vazgeçer ki? Ama Nazar Ali'yi sevmiyor. Sevse Cabbar Ağa ile evlenmezdi. Yanlış biliyor Nece doktor. Nazar kız Ali öğretmeni belki de hepimizden çok seviyor. Öyleyse niye Ali'ye bunu yaptı? Neden böyle yaparak Ali'yi sonsuza dek kendine bağladı? Bunu sana anlatmak zor doktor hanım. Sana değilse bile bir şehirliye anlatmak zor. Merhaba. Merak ettim seni Ali öğretmen. Akşam oldu neredeyse. Kusura bakma Ömer. Ben oradayken Nazar rahatsızlandı biraz. Hemen dönüp gelemedim. Ben sana ne demiştim? Ben sağlık ocağına dönüyorum. Akşam denk gelirse senle konuşalım Ali öğretmen. Konuşalım doktor hanım. Yanlış bir şey mi dedim ben? Demedin Ali öğretmen, demedin. Anlatsana neler olduğunu. Hadi anlatsana. Anlatsana. Bir şey desene. Konuşmuyorsun sen benim eski evim gibi. Konuşmuyorsun. Bir şey de. Ben seni sevdim. Sen beni sevdin mi? Ben seni çok sevdim, çok sevdim. Allah. Allah, papatyalar. Ben size kıyamam ki. Siz yerinize yakışırsınız. Toprağınıza. Bir de Zehra'mın saçlarına. Başına yazmalar değil, hep çiçekler takdirde. O güzel saçlarını örtünmek değil, süsler yetişir. Yapma Kamber, bir görün olacak şimdi. Görürlerse görsünler. Gün gelecek karım olmayacağını nasılsa. Bak ne güzel oldu. Ha? Bir bu yazmadaki çiçeklere bak, bir başındakilere. Hangisi güzel gör ha? Ne olursun başından çıkarma, ne olur. Ben mi istiyorum o yazmayı takmayı sanki? Bana kalsa... Uyurken bile senin o yaptığın tacı takmayı istemem mi? Ah Zehra'm. Evlendiğimiz gün sana söz. Bir gün olsun başına o yazmayı takmayacağım. Benim karım güzel saçlarını kimselerden saklamayan... ...başı çiçekli Zehra'm olacak. Eğer solmayacaklarını bilsem... ...nişan yüzüğü yerine çiçeklerden taş takalım derdim başlarımıza. İnsan sevdasını parmağında değil... ...hep başının üstünde taşımak. Kamber. Zehra, ben geldim. Neredesin? Buradayım Davut, odada. Ne yapıyorsun? Yazdıkları çıkarıyorum. Al, bunlar sana.
Hepsi de sıcaktan mayışlı. Hemen vazoya koy da solmasınlar. Sağ ol. Çok kızdın mı baban? Onu görmezden gelmemize kızmış anladığım kadarıyla. Hafta sonları burada kalmama izin vermiyor. Havalar geç kararıyor. Okula gittiğin gibi gider gelirsin diyor. Yani kurstan sonra hiç görüşemeyeceğiz. Hemen köye dönmen gerekecek. Evet. Ama sınava bir şey kalmadı. Ondan sonra ikimiz de rahat edeceğiz. Pınar, bu Kamber abiyi benim yerime sınava sokma işi hiç hoşuma gitmiyor. Başka çaremiz mi var Mehmet? Mutlaka yarın onu bulup konuşacağım. Ya yakalanırsak? Denemek zorundayız. Tek şansımız bu, anlasana. Haniymiş kızım benim, haniymiş tavpunum. Aman da aman, aman da aman. Canım kızım benim. Mihriban abla, Mihriban abla, ben geldim. Hoş geldin Fadik. Hayrola? Ya kadın kadına çok mühim bir şey konuşmamız lazım. Konuşalım Fadik, ne oldu? Şimdi ben Demir'le evlendim ya. Ona bakmam, yemekler pişirmem lazım ya. Evet. Ben yemek pişirmeyi bilmiyorum. Aman Fadik, bu muydu derdin? Ben de bir şey oldu sandım. Bir şey tabii. Demir'me gör bak akşama ne yemek pişireceğim dedim. Ama ne yemek pişireceğim bilmiyorum. Anama da diyemiyorum kızar diye. Ben de sana geldim. Tamam tamam, öğretirim ben sana. Olmaz, öğretme. Ben aklımı tutamam ki zaten. Ne yapacağız peki? Sen şimdi bana güzel yemekler pişir. Ben onları alıp eve getireyim. Sanki ben pişirmişim gibi. Olur mu öyle? Hadi bugün yaptık diyelim. Yarın öbür gün ne olacak? Ben her gün birini pişirtirim, merak etme sen. Hadi ama akşam oluyor. Acıkır şimdi değil mi? Tamam Fadik dur. Nazar'ı bir uyutayım, hallederiz. Beyim? Yeni evlilerin evine böyle tez zamanda gelinmezmiş ama... Seninle konuşacaklarımız var Demir. Buyur beyim. Buyur beyim. Ben oğluyum. Ne zaman döner peki? Tamam. Ben daha sonra ararım. Babam çıkmıyor telefona. Neden aradığımı anlamış olmalı. Sıkma canını. Eninde sonunda bir gün çıkacak. Ya aslını istersen çok da umurumda değil Ömer. Benim korktuğum kendi aklınca başka işlere kalkışması. Ya bir de çıksın hayatımdan, rahat bıraksın beni. Konuşma baban hakkında böyle. Ona sorsan kötülüğünü istemiyordur. Ne yaptıysa iyiliğin içindir. Ama her yaptığı benim de bu köyünde değer verdiğim insanların da hayatını alt üst ediyor. Gel hal öğretmen gel. Gel de bir Kamber'e bakalım. Hem de konuşuruz yolda hadi. İyi günler Kamil amca. İyi günler. Görüşürüz Kamil Bey. Görüşürüz. Var mı bir eksiğiniz gediğiniz? Sayende yok beyim. Fadik olsa sana kahve yapardı ama... Mihriban'a kadar gitti. Yok ziyanı. Hem daha iyi olmuş, daha rahat konuşuruz. Bir kusur mu işledik beyim? Yok, öyle bir şey demek istemedim. Diyeceğim, benim damadım olduğuna göre... ormanda çalışmak yakışmaz artık sana. Sana bir iş kurmak gerek. Var mı aklında bir şey? Sen neyi uygun görürsen beyim. Sana söz verdiğim toprağı vereceğim. Vereceğim ama sen de orada orman işi yapmaya kalkarsan... olmaz. Dağ tepe ağaç burada beyim. Orman işi yapmayacağım da ne yapacağım? Her yer değil Demir. Her yer değil. Hatırladın mı? Ormanın yamacında bir bahçelik vardı. Suyu yok diye koy verip bırakmıştık zamanında. Uğraşacak işi bilen adam da yoktu. Hatırladım. İşte orayı vereyim sana diyorum. Masrafı neyse bir motor alırız, suyu pompalarız. Ben ne anlarım bahçe işinden beyim. Öğrenirsin. Bir de işten anlayan bir ortakçı buluruz sana. Ondan sonra ister kiraz ek, ister çilek.
Hepsi olur buralarda. Hı? Ne dersin? Cabbara babamın yaptıklarından ne benim, ne Kınalı Kar'ın haberi olmadığını anlatmaya çalıştım ama anladım, anlamadığımı bilmiyorum. Anlamıştır elbet. Anlamıştır ya, işine gelmez. İnsanları ezmek, korku salmak hoşuna gidiyor Cabbara. Öyle ama ben yine de daha fazla ileri gideceğini sanmam. Su da bir zaman sonra kendi kendine çekilecektir. Peki Şahnaz'ı gördün mü Ali öğretmen? Görmedim Ömer. Ben düşündüm, taşındım, karar verdim. Diyorum ki şu seçim bir yapılsın, ne olacağımız belli olsun, gidip isteyelim Şahnaz'ı. Madem karar verdin, isteyelim Ömer. Vermezse de alır kaçırırız. Sen nereden öğrendin bu çiçek böcek işini? Çocukluğumdan beri bunlarla uğraşırım. Allah Allah. İlk geldiğinde Seyit bunu İstanbul'dan bulduk getirdik demişti. Doğru mu? Doğru. Nerede? Kimin yanında çalışıyordun orada? Ben orada burada. Sıcak mı bastı Ruhi? Sıcak. Sıcak terletir Ruhi. Git. Sula çiçeklerini. Git sula. İçin içinde büyür. Zehrem gelince yine taç yapacağım ona. İçin, 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 için. Siz bir tek Zehra'ma yakışırsınız. İçin, içinde büyüyün. 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 İçinde büyüyün. Yine taç yapacağım Zehra'ma. Zehra'ma yakışırsınız siz, Zehra'ma. Kamber? Gel Ali öğretmen, gel. Gel, bak papatyalara. Bak, bak. Ne güzeller, ne güzeller. Sahiden güzeller Kamber. Güzeller, güzeller. Beğendin mi yeni evini? Beğendi, beğendi. Bak, papatyaları da var. Var, var ya, var, var, var. Gel Ali öğretmen, gel, gel, gel. Ali öğretmen, gel. Gel evle tanıştırayım sizi. Evim, evim, evim. Evim, evim, evim. Bak bu Ali öğretmen, bu da Ömer abi. Evim. Tanıştığımıza memnun oldum diyor. Merhaba desenize yeni evime. Merhaba Kamber'in yeni evi. Merhaba ev, nasılsın? Merhaba papatyalı. Merhaba. Merhaba papatyalı. Merhaba. Ne zaman hazır olacak bu yemek? Öldüm açlıktan. Hazır işte Davut, getiriyorum şimdi. Bunları vazoya koymamışsın. Unutmuşum. Mihriban, niye kahvaltı eder gibi akşam yemeği yiyoruz? Erzağımız mı bitti yoksa? Bitmedi de... Yoksa rahatsız falan mısın? Yapamadın mı yemek? Recep bu akşam da Yusuf'un yanında kalacak değil mi abi? Kalacak da lafı değiştirme Mihriban. Niye yemek yapamadın onu söyle. Ben yemek yaptım da hepsini Fadi'ye verdim. Fadi'ye mi verdin? Hı hı. Helal olsun da niye bizim yemeklerimizi Fadi'ye verdin Mihriban? Yemek pişirmeyi öğrenememiş daha. Aklı sıra benim yemeklerle Demir'i kandıracak. Afiyet olsun.
Fadik, bu çok güzel olmuş. Güzel olmuş değil mi? Ben yapacağım dedim, yaparım. Şaşırttın vallahi beni. Hatta Nafile'nin yemeklerinden bile daha güzel olmuş. Haliyle. Az uğraşmadım. Senin için bütün gün ufaktan çıkmadım demirim. Fadik. Sen bütün gün bir mihriban bir başkası gezdin durdun. Sen ne zaman yaptın bu yemekleri? Demir. Karışma sen kadın içine. Anlamazsın, yaparız biz. Uğraş, pişir, önüne koy, bir de hesap sor. Allah Allah. Ne düşünüyorsun Halil Bey? Yavru kuşlar misali bir bir uçup gidiyorlar yuvadan. Önce Nazar, sonra Fadik. Kısmetse yarın öbür günde Sumru. Pınar da bu yaz sonu okulu kazanıp gidecek gibi. Sonunda senle ben iki yaşlı diz dize kalacağız Süreyya. Bunları düşünecek kadar yaşlanmadık da Halil Bey. Dur da. Üç kız evlendirdik Süreyya. Biri de yolda. Daha ne olacak ki? Tut ki öyle. Kalsak ne olacak ki? Seninle evlendiğimizde kızlar mı vardı? İkimiz başladık. Elbet yüzümüzün akıyla bitirmeyi de biliriz. Öyle. O yüzden gel şu lafımı dinle. Çekil şu adaylıktan ha. Gider ayak iyice düşman olmayalım birbirimize. Seni de mi uyku tutmadı? Annemle babam yattı mı? Yattı. Şeyden sonra hiç konuşamadık seninle. Düğünden sonra. Herkes benim yanımda konuşmaya korkuyor. Ama benim aklımdan bir an olsun çıkmıyor ki. Üzme bu kadar kendini. Herkes Rıza'ya bir şey olmaz. Yusuf'u tutarlar ama onu bırakırlar diyor. Hiç böyle hissetmemiştim kendimi. Sanki tam boğazımın orta yerinde bir yumru oturuyor. İçimde çok kötü bir his var Pınar. Ne konuşmak istiyordun benimle? Hiç. Hiç mi? Hiç. Sadece seninle konuşmayı seviyorum. Peki. Neden bahsedelim öyleyse? Mesela senden. Benden çok bahsettik. Ama senden hiç konuşmadık. Hem bana bir masal borcum var. Bir gün anlatırım demiştin. Sahiden dinlemek istiyor musun? Evet. Ya hoşlanmazsan? Sevmezsen benim masalımı? Kızar mısın bana? Hayır, kızmam tabii ki. Ama bu masal yarım. Yani bir sonu yok daha. Üstelik de yeni başladı. Anlayamadım. Biliyorum. Boş ver, bakma sen benim dediklerime. Bugün doktorun yanında yaptığından hiç hoşlanmadım Nazar. Doktor bu. Başka nasıl muayene olacaktım ki? Bile bile yaptın. Bana inat olsun diye yaptın. Saçmalıyorsun. Leş gibi de rakı kokuyorsun. Kokuyorum çünkü içtim. Madem içtin, öyleyse bu gece yalnız yatarsın. Allah Allah. Hayır. Evet. Yalnız yatmayacağım. Diyelim ki öyle. Nasıl olsa elinden bir şey gelmeyecek. Tüh.
Sofrayı kaldırayım mı? Kaldırma! Önce hamamı hazır et. Biliyor musun? Bazen gülünç oluyorsun Cabbar'a. Sırf etrafındakilere bir şey belli etmemek için gecenin bu saatinde banyo yapacak kadar da zavallısın. Hayrola Ruhi Usta gecenin bu saatinde? Yok. Kendime bir kahve yapmıştım da. Senin bir derdin var gibi. Anlatmak istersen. Yok bir şey. Rahat ol sen. Madem öyle. İyi geceler Ruhi Usta. İyi geceler. Adam gibi öğrense ya şu yemek yapmayı. Günaydın Nafile. Günaydın beyim. Erken kalkmışsınız bu sabah. Kasabaya ineceğim. Hanım kalkınca söylersin. Pınar'a haber ver de giderken onu da götüreyim. Pınar gideli çok oldu beyim. Bilmiyordu herhalde sizin de kasabaya ineceğini. Doğru. Demedik ki kıza hiçbir şey. Biraz önce duyduğum kapı sesi onun muydu? Yolda yakalarım belki onu. Yok beyim, o Fadik'ti. Fadik mi? Niye gelmiş bu saatte? Bir şey mi olmuş yoksa? Yok beyim. Şimdi dersem kırılır. Ama sen için rahat tut. Mühim bir şey değil. İyi, öyle olsun bakalım. Hadi eyvallah. Uğurlar olsun beyim. Baba. Beni de götürür müsün? Belki Rıza'yı görürüz. Gel bakalım. Bugünkü yemeği de hallettik. Bakalım yarın ne edeceğiz? Fadik. Demir'im, ne çabuk uyanmışsın. Her zamanki gibi uyandım işte. Sen nereden geliyorsun bu saatte? Nafile'den. Şeyi sordum. Demir'im çayı nasıl sever dedim. Az demli mi, çok demli mi? Bana sorsaydın ya. Olur mu öyle? Sen yıka şimdi yüzünü. Yıka bakayım bir daha. Niye yıkayayım Fadik, demin yıkadım ya. Yıka sen. Ben de sana çay koyayım. Ya sabır. Beni de yarım akıllı etti bu kız. Yapamam. Beceremem. Ben deliyim. Sana hep söyledim Kamber abi. Sen hepimizden akıllısın. Hem köyde herkes senin eskiden ne kadar çalışkan olduğunu biliyor. Eskiden. Zehrem gitmeden önceydi. Şimdi bilemem, ben sizin bildiklerinizi bilemem. Ne olur Kamber abi. Ya Mehmet'in tek şansı bu. Onun yerine sınava girmezsen kazanmasına imkan yok. Yok. Kendini düşün Kamber abi. Eskiden sen de o sınava girmiş olmayı, üniversiteye gitmiş olmayı istemez miydin? Sus. Kafam karışıyor. Sus. Hem üniversite sınavına girer de kazanırsan kimse sana deli diyemez. Bunlar ne Nafile? Bir şey değil hanım. Tencere işte. Nereye götüreceğim bunları? Bir yere götürmeyeceğim hanım. Koydum işte öyle. Hayır, ara sıra verdiklerin tamam. Helali hoş olsun ama bu kadarı fazla değil mi Nafile? Değil Kamber, koca hane doyar bunlarla. Tövbe hanımım, vallahi Kamber'ime değil. O zaman söyle bakalım. Kime bunca yemek? Fadiye. Yemek pişirmeyi becerememiş. Geldi, çok yalvardı. Ben de dayanamadım, yaptım. İyi, götür bakalım. Demir'e de söyle uğrasın bir ara. Onunla işimiz var. Olur, söylerim hanım. Aslında böyle şeyler pek adetimiz değildir Halil Bey ama kaymakam bey rica edince... Sağ olun. Yeni evli olmasalar ben de böyle bir şey için ricacı olmazdım.
Rıza'yı getirirler birazdan ama bir şey soracağım kızım sana. Buyurun. Sen aklı başında güzel bir kızsın. Nereden buldun bu adamı? Bizim ormana çalışmaya gelmişti. O arada tanışıp kaynaşmışlar. O zaman kızın kadar sen de suçlusun Halil Bey. Yanında çalıştırdığın adam kimdir, nedir, hiç sorup araştırmaz mısın? Rıza iyi çocuktur savcı bey, dürüsttür, merttir. Dürüstlüğüne bir diyeceğim yok. Kendi itiraf etti zaten. Neyi itiraf etti? Her şey ortada değil mi savcı bey? Yusuf düğünü basıp onu vurmaya kalktı. Rıza da kendini korudu. Baba. Siz her şeyi bilmiyorsunuz anlaşılan. Rıza bir tek Yusuf'u değil. Daha önce iki adamı daha vurmuş. Ne? En az iki tane müebbet yer. Konuşmasaydın ya. Neden bunca zaman sakladın da şimdi söyledin? Ben iki canın vebaliyle senin koynuna giremezdim Sümbül. Nasıl oldun Yusuf? İyiyim. Sen mi bekledin beni? Kalacak başka adam yoktu. Mecburen bekledim. Sağ ol. Var mı bir isteğin? Acıktın mı? Tost falan ister misin? İstemem. İyi. Sen bilirsin. Bir helaya gideyim. Gelirim birazdan. Recep. Söyle. Bey, artık beni köye sokmaz diyeyim. Sokmaz herhalde Yusuf. Yeni demledim öğretmen bey, buyur. Sağ olun Kamil bey. Bizim kız ne yapıyor? İyi mi? Ona da gel dedim ama işleri varmış. Pek bir sever işini. Çalışacağım dediğimi yedeceğim bir olsanız kaldıramazsınız işinin başından. Öyle. Hayrola? Senin canın niye sıkkın? Bilmiyorum ki Kamil Bey. Bir sıkıntı var içimde. Sığamıyorum bugün hiçbir yere. Bahardandır oğlum. Gençsiniz siz, genç. En iyisi biraz dolaşayım ben. Çay için sağ ol. Güle güle. Aklıma o girdi benim Recep. Kandırdı beni. Savcı gelsin hepsini bir bir anlatacağım. Bana silahı o verdi diyeceğim. İşte o zaman dostun değil düşmanın olacağım. Hanım. Ben gelin Recep sanmıştım. İyi ki de değilmiş. Yoksa hem kendini hem beni yakacaktı. Böyle dersen paçayı kurtarabilir miyim sanıyorsun? Bey seni köye tekrar alacak mı sanıyorsun? Bir halta doğru dürüst yemedin. Bari ortalığı daha fazla karıştırma. Ben ne yapacağım şimdi hanımım? Mahvoldum ben ya, bittim. Ne yapacağını, ne diyeceğini hepsine tek tek anlatacağım. Ama bir defa daha beceremezsen seni ne ben ne de bir başkası kurtarabilir başına geleceklerden. Değil hanımım.
Ver onu bana. Nazar! Elinde bir şey var. Kapının etrafına sürüyordu. Ne bu? Ağam. Ne bu? Konuş! Ne yapıyordun Lamia? Büyü mü yapıyordun? Büyü mü? İnanmıyorsunuz değil mi böyle şeylere? Bırak ne yapacaksa yapsın. Yemin ederim kötü bir niyetim yoktu ağam. Çocuğunuz olsun diye. Sana ne kadın? Senin ne haddine kadın? Cabbar. Yapma ağam. Senin için. Şanın için. Köylü bir sürü laf eder. Ne lafı? Derler ki Cabbar Aile Hanım'ın bebesi olmuyor. Ağalık sahipsiz derler. Oyalanmayacak bu kasabada. Köye gittim mutlaka. Mutlaka. Ayırmışlar seni beni, unuttun.